Hocama sorum, biri için beddua okuduktan sonra pişman olunursa o beddua tutar mı? Tutabilir mi? Tutmaması için ne yapabiliriz? Rica etsem cevabı buradan yazabilir misiniz? Dinleyemeyeceğim, acil işim çıktı, dışarı çıkıyorum demiş. Evet, şimdi yazacağız ama madem izleyenlerimiz de bu soruyu merak eder. Beddua okuduktan sonra, yani pişman olunursa o beddua tutabilir mi? Tutabilir, onu Allah bilir. Yani oradaki niyet, ihlas, dertlenme derecesi nedir? Yani ağzında bir pelesenk etmiş, besmele gibi, sakız gibi çiğnediği bir artık beddua okumayı yapmışsa, vara yova herkese ağzını açar açmaz lanet okumak, beddua etmek bu kimsenin şeyi ise Allah da böyle bedduacıya ne yapmaz? İtibar etmez. Yani tutup da illa sen burada beddua ediyorsun diye hepsini Allahu Teala sana senin dediğin gibi kainatı şekillendirecek diye bir şey yok. Ama tutabilir mi? Gerçekten eşref saati olur. Cumalarında duaların kabul olduğu saatte olur. Ondan sonra efendim gerçekten canın yanmıştır, acımıştır için ve gönülden o işin olması için o anda içten gelerek, isteyerek bir beddua etmişindir. Duanın kabul olunduğu gibi beddua da. Burada şimdi onlara durumuna bakmak lazım. Ama ha ben pişman oldum ve yaptığım bedduanın tutmasını istemiyorum dersen tevbe eder, günahından vazgeçer, onun için dua edersin. Mevla Teala da onu o ana kadar gerçekleştirmemişse o bedduanın şeyini, içeriğini, muhtevasını inşallah olmaz. Öteki adamda da tabii o bedduaya layık olmayacak, o bedduanın tutmasını geçerli olmayacak bir davranış şekli göstermesi lazım. Yani ben beddua ettim ama o da gerçekten lanete bedduaya layık hala da aynı ayar üzere devam ediyorsa orada gene iş nedir? Allah'a kalmıştır. Onu da Allah bilir demiş oluyoruz. Rabbim bu şekilde ağzımızdan çıkan ifadeleri boşu boşuna kullanmaktan hepimizi muhafaza eylesin inşallah.